Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyle yeniden sizlerleyiz. Değerli izleyenler, detaylar ortaya çıktı. Türkiye'deki katliam böyle engellendi. Değerli izleyenler, gazeteci Abdülkadir Selvi Rusya'da meydana gelen terör saldırısının ardından Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan büyük bir katliamın nasıl engellendiğinin detaylarını yazdı. Gazeteci Abdülkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Rusya'da gerçekleşen ve 150'ye yakın insanın hayatını kaybettiği, Rus halkının son yıllarda gördüğü en büyük saldırıyı kaleme aldı. Meydana gelen saldırılar için Rusya'nın 11 Eylül'ü ifadesini kullanan Selvi, Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan bir katliamın nasıl engellendiğinin de detaylarını anlattı. Trump'ın IŞİD'i, Obama ve Hillary Clinton'un kurdurduğu sözlerini hatırlatan Selvi, eski başbakan yardımcısı Yalçın Akdoğan'ın tanımıyla Amerika'nın DAEŞ'ı İngiliz anahtarı gibi kullandığını belirtti. Selvi, Amerika'nın DAEŞ bahanesiyle Suriye'ye girdiğini ve PKK-YPG'yi besleyip büyüttüğünü söyledi. Moskova'daki konser saldırısında Rus istihbaratının çok büyük güvenlik istihbaratını olduğunu ifade eden Selvi, "Zaten onlar olmasa bu kanlı eylem gerçekleştirilemezdi. Amerika'nın 2 hafta önce yaptığı uyarıya rağmen saldırının önlenmemesi ise Rus istihbaratının iflas etmesinden başka bir anlama gelmiyor" ifadelerini kullandı. Dünyadaki hiçbir terör örgütünün arkasına uluslararası istihbarat servisinin desteğini almadan böyle büyük bir saldırı gerçekleştiremeyeceğini söyleyen Hürriyet yazarı, "Tetiği çeken DAEŞ olabilir ama tetiği çektiren ve her türlü istihbaratı sağlayanın CIA ve Mossad olduğundan kuşkunuz olmasın. Moskova'daki saldırı tipik bir CIA-Mossad ortam yapımı görülüyor. Burada Mossad'ın rolü üzerinde özellikle durmak istiyorum. İsrail'de iktidardaki Likud Partisi yetkilisi Vietnam'ın Rusya'ya bedel ödeteceğiz çıkışından sonra bu saldırının yapılması ilginçtir" ifadesini kullandı.